Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Türkiye'nin yükselen yıldızı Kanal 42 ekranlarına ve işte siz programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bu hafta yine öncelikle sağlık, sıhhat, izzet, afiyet, huzur ve mutluluk diliyoruz hepinize. Güzel gözlerinize, güzel gönüllerinize. Sizlerle bu hafta hep birlikte çok kıymetli bir isme, çok kıymetli bir değere, dünden bugüne, gönlündekini yaşamına, yaşamındakini geleceğe aktaran çok değerli bir isme konuk olacağız efendim. Sizler orada hazırsanız eğer güzel gözleriniz ve gönüllerinizle birlikte bizimle bu güzel yayına hadi hep birlikte merhaba diyelim konuğumuza. Bu haftaki konuğumuz Enes Grup Onursal Başkanı Sayın Rahim Küçük Topal Beyefendi. Hep birlikte hoş geldin diyoruz kendisine. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsınız öncelikle Rahim? Elhamdülillah. Hamdü senalar olsun Rabbime. Ne güzel. Biz de sizi görünce daha bir güzel olduk, daha bir iyi olduk. İnşallah. Bizi kırmadınız, kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun sizden. Cümleten Allah razı olsun. 42'ye çok teşekkür ediyorum. Kurucularındanız biz 42'nin. Evet. Allah izin verse inşallah. Kanal 42 gibi evet. Bugün birçok anlamda değeri biçilemeyen kurum, kuruluşa ve hatta kişilere emek geçenlerdensiniz. Evet. Bunları konuşacağız ama onun öncesinde biz hem kendimiz adına hem de izleyicilerimiz adına sizi bir tanımak isteriz. Bize kendinizi biraz tanıtır mısınız? Efendim ben Küçük Sıram Mahallesi'nde 1940'ta doğdum. Ömrümüz fakir, babam çok fakirdi. Biz o fakirliğe tahammül eden insanlardan bir tanesiyiz. Ben İsmet İnönü'nün talebesiyim. İsmet İnönü'nün 1950'ye kadar Türkiye'mizin nüfusunun 17 milyonu hatırlıyorum, 16'yı hatırlamıyorum ama 17 milyon Türkiye genelinde nüfusumuz vardı. 19 milyona ilkokulu bitirdiğimde 19 milyonudu. Yani ondan sonra bizim zamanımızda öyle okuyacak durumumuz yoktu. Neye okuyacak durumumuz yok? Babam çok fakirdi. Biz sanata gittik, marangozluğa gittik. Ben esas çok iyi mobilyacıyım. Ama tabii babamızın fakir olmasından dolayı biz inşaatlara dallandık. İnşaatlerde bir fiil askere gidince ya da inşaatta çalıştık. Askere gitmeden evvel evlendim ben. Askerden geldikten sonra tekrar yine aynı marangozluğa devam ettik. Orada ben bir Almanya'ya yazılmıştım. Almanya'da çıktı bir arkadaşla beraber. O hala Almanya'da arkadaş. Ben geldim, o gelmedi. Ya. 68'de gittik. 53 sene oldu, o hala orada gelmedi. Gelmedi de. Bu şekilde hayatımızı götürdük yani. Ben fakir olmuşum hiç benim için önemli değildi. Ben çalıştım, yedim. Hiç kimseye muhtaç olmadım. Kimseden yardım istemedim. Ve kimseye de derdimi anlatmadım. Neyi anlatmadım? Ya ne anlatayım ben ya? Adam bana ne yapacak da yani? Bazı adamla yakına da ben değilim. Ben çalıştım yedim. Bileğime ekmeğini yedim. Hırsızlığa hiç meyillenmedim. Yalana hiç meyillenmedim. Ve Kur'an ve sünnetten de hiç ayrılmadım. Ve Almanya şeyimde, benim hayatımda nasıl gittiysem öyle geldim. İş geçmedim. Karıma şu hayatı hiç yaşamadım. Kaç yıl kaldınız Almanya'da Rahim amca? Almanya'ya gittiğimde mi? Evet. Kaç yıl orada yaşadınız? 27 yaşımda, 28 yaşımda Almanya'ya gittim ben. Evet. Çok genç yaşta gittim. 5 sene durdum. 2 oğlum, bir kızım vardı. Bu gördüğüm torunumun babası vardı. Hani ona bir şey etmedim ben ya. Çok
para kazanayım da şöyle olsun falan da diye. Ben ancak evimin geçimi çocuklarımı okumasını, çocuklarımı bir hayırlı bir evlat yetiştirmek için mücadele ettim. Ben başka türlü düşünmedim yani. Bir de şöyle söyleyeyim, şu anda ben belki 20-25 sene oldu. Ben dünyaya arkam attım ya. Ben ahiretle uğraşıyorum. Allah'ın rızasını kazanabilmek için mücadele ediyorum. Mesela Veysel Karani Kur'an kursu 94 dahil. Evet. Mezbereliydi orası. O şekli şimdiki haline getirdik. Mehmet Top'un inşaat halindeydi. Hakize orayı öyle tatilat yaptık. Hafızlar yurdu vardı. Şifakı Kur'an kursu. Hakize orayı o şekilde tatilat yaparaktan o şekle getirdik. Şimdi oralardan hep hafız yetişiyor. Ve bir de Arifan Yurdu'nun taşeronu Ali Dikici ile beraber ilkokul gençlik okulunun şeyini taşeronu yine biz. Siz yaptınız. Yani bu şekilde hizmet ettik. Ben ağırlıkta hanımla 92'den belki ne söyleyebiliyorum. O adam sakat bir adamdı. Ama 92'den sonra Lütfi Almangil, Mehmet Şengil gelince Emiz Adesi var, Mustafa Şen. Onlarla hep beraber bir araya geldik. Ve bu vakfı, vakıf olarak vakıf yaptık yani. Ben hep hanımlar komisyonuna çalıştırdım. Üniversiteli kızları götürdüm şeylere. Üniversiteli kızları kampüse götürdüm 4 sene, 5 sene. Öyle şeyden, eskiden tramvay içeriye girmezdi. Evet. Sonradan içeriye girdikten sonra bize lüzum kalmadı. Ondan sonra hep 92'de dahil hacca gittik, para kazandık, geldik vakıfa. Hacca gittik, para kazandık. Ama bu arada bizim menfaatimiz şu oldu. Hacca giderken hac yaptık. Her gidişimde hac yaptım ben. Bir de şu var. Ben giderken ihlal falan değil. Yani %80, %90 kendi paramla hizamı alırdım. Allah kabul etsin. Abi ben vakıfta yemeği, İçmeye falan çok rahatsız olurdum. Evet. Çünkü zekat topluyoruz. Toplayanlardan biri de benim. Evet. Burada bu arada Abdurrahman Hoca, Mustafa Şen bunların piri. Evet. Bu adamlar toplanıyordu. Mustafa Şen bu arkadaşımıza para toplanıyordu, veriliyordu. Harcamasını o yapıyor ama hiç bir kuruşumunu zayi etmezdi Mustafa, ben ona inanıyorum. Bu şekilde götürdüm bak bu. Sonradan yönetim değişti. Bizi Lütfi Alman gittikten sonra Mehmet Şen geldi. Mehmet Şen gittikten sonra belediye başkanı olduktan sonra yönetim değişti. Yönetim değişince bizi şöyle dışlar gibi aldı. Bak bende bir şey var. Ben açık söylerim ben. Evet. Eğer senin suçun varsa ben yüzüne söylerim. Bunu benim yüzüme söylemedik diye ne alını karıştırırım ben. Ben yüzüne söylerim adamı. Dürüstçe, açık yürekli. Benim kimseye vefa borcum yok. Kimsenin de bende vefa alacağı da yok kızım. Ben hiç şey etmem. Ben söylerim, açıkça söylerim. Suçunu söylerim, iyisini de söylerim. Ondan kendini düzeltme. Bak bir insan suçunu, benim suçumu söylemezse beni düzeltme şansı olmaz. Benim suçuma da alkışlarsa, benim iyiyime de alkışlarsa vallahi düzeltemez. Düzeltemeyiz öyle. Ha. O zaman değil. Zaten Allah affetsin ikiyüzlü davranmış oluruz. Doğru, doğru. İçimiz başka şey söylüyor. Dışımız Rabbi Teala'nın asla affetmeyeceği ve hoşlanmadığı bir durum bu. Doğru, yani doğru. Siz beni kırmamak için sussanız her şeyden önce Rabbin emrinden dışarı çıkmış olacaksınız. Kendi gönlünüze sığdıramayacaksınız bunu zaten. Ya şimdi olduğun gibi olsan ne zararı ne? Benim suçumu söylediğin zaman ben düzeltirim. Bak bugün sabahleyin bizim Kur'an kursunun yönetim toplantısı vardı. Evet. Sabahleyin katıldık, arkadaşlara itişare ettik. Arkadaşlar bir mevzu girdi. Bak bu mevzunun ben yanlış olacağını söyledim. Bak benim tecrübelerim var. Siz de şeysiniz. Benim 33. sene bu sene doldu. Doldu maşallah. 33 senedir benim bir tecrübem var. Yapmayın, itmeyin. Bak şöyle yanlış olur dedim. Arkadaşlar doğru dedi ya. Yanlış olur dedim. Ve oradan 90 derece döndüler. Şimdi bir tecrübelerimden
Şimdi senin konuşmalarından saygı duyarım. Ama yanlışını da söylemek mecburiyetindeyim. Evet. Eğer ben senin yanlışını söylersem, sen kırılmadan diyeceksin, ya sağ ol Rahim amca, sen benim yanlışımı düzelttin söyledin. Düzelttin demem lazım. Beni düzelttin, doğru. Evet. Ha, benim eğer ben yanlış olarak görmüşsem, sen de doğru söylüyorsan, ya Rahim amca, sen beni yanlış olarak gördün. Ama sen bak şu meselelerden dolayı ben bunu söyledim. Sen yine de bir düşün der. Ben de onu derim, ya ben de insanım, o da insan. Ha, derim ki, ya hakikaten adam doğru düşünüyor. Peki kardeşim, ben yanlış anlamışımdır. Olabilir, öyle olsun derim ben. Ama sen illaki olacak. Ya olmaz. Karşındaki adamın fikrini alacaksın. İtişare edeceksin. Ben itişare etmenin sünnet olduğuna inanıyorum. Ve sonsuz sizin inanıyorum. Dediğiniz gibi yaşayarak edindiğiniz bir tecrübe bu. Tabii. Yani doğruyu ya da yanlışı hem biliyorsunuz ya da bilmediğinizi de gerektiğinde kabul ediyorsunuz. Bildiğiniz en iyi şey şu. Yani mümin müminin ne diyor? Elinin kirini, yüzünün kirini yıkamalıdır tabii, diyor. Tabii. İşte bu da sizin söylediğiniz şekilde. Gerektiğinde söylemek. Kırılmaktan vazgeçmek lazım. Şimdi ben bu konudan biraz daha geriye dönmek istiyorum. Buyur. Almanya'dan gelelim. Nereye geldik şimdi Almanya'dan? Şimdi efendim, biz fakirlikten bugün çalışıp bugün yiyen adamlardık. Evet. Yani ben akşama da inşaata çalışıyordum. 3-5 kuruş para kazanıyordum. Senede ne kazanıyordum? 5000 lira. 5000 lira. Ha, 3 tane çocuk var. Ailem var, kendimiz var. 5 nüfusa kayıt, nüfusumuz var. Bu ekmek yiyecek, su içecek. Bizde böyle iş yoktu. Evet. Şimdi iş yok diyene inanmıyorum ben. İş çok. İş çok, elhamdülillah. İş yoktu. Ne yapıyordum inşaatta? 4-5 ay çalışıyorduk. En fazla çalışsam kapıda 6 ay çalışıyordum. 6 ayını yatıyordum. Bu 6 ay yatmada bir para lazım. Eve un lazım, bulgur lazım, varoğlu var lazım. Bir ev neyle geçiniyor? Hepsi lazım. Ha, bunları nasıl temin ediyorduk? Biz bunları bahar geldiği zaman odunu alıyordum, kömür alıyordum, unu alıyordum. Alıyordum. Kışa hazırlığımı yapıyordum. 500 lira da para bırakıyordum. Oradan ben cara açardım o zaman. Cara çok oldu, 50 sene oldu carayı başlayalım. Şimdi birinci cara açıyoruz, 95 kuruş. 5 kuruşla kirpit 1 lira. 1 lira. Yanımda var 2,5 lira. 50 kuruşa da 2 çay içiyoruz, kahvede oturuyoruz, çay içiyoruz. 1 lira kalıyor. Gelirken peynir fırını orada kilosu, 3 kilosu 1 lira diye portakal, onu alırdım. Çocuklara gelirdim, sevinirdim. Böyle bu durumdan sonra Almanya'ya çıktı. Almanya'ya gittik. Almanya'da 6 ay biraz poçaladık. Ben alışamadım, gurbeti sevmedim, ben hiç sevmedim. Almanya'yı hiç sevmedim ben. Almanya'ya gittim, şöyle bir baktım. Hep yanlış hareketler var. Bayanlarda da, erkeklerde de öyle. Bizim şimdi de şu anda Türkiye'de onu geçti ama bunu da bil. Alışamadık. 5 sene zarfında geri döndüm. Ha, ben ilk izine geldiğimde Konya. Evet. İlk izine geldim, 68'de gittim. 70'i bağlayan sene. Babamı da aşağı göndermiştim. Geldim, ben babamı ziyaret ettim. Benim burada samimi arkadaşlarımdan biri Halıcı Süleyman Özkaba var, Mustafa Özkaba'nın emzadesi. Onunla samimi olduğumuzdan onunla görüştük. Ben Erbakan Hoca'yı orada anlattım. Bak orada Almanya'da Köln Radyosu'ndan haberleri dinliyorduk. Köln Radyosu'ndaki haberlerde şöyle haber. Bir ya Konya'da bir Erbakan çıkmış, ben hiç görmediydim. Erbakan çıkmış, her tarafını fabrika yapacak, tarlaları fabrika yapacak, böyle söylüyor. Bilal rahmetli oldu. Bilal Çavuş vardı, Nideli olan. Ondan bir arada yatıyorduk. Dedik ya, bu adam doğru söylüyor. Bak, Volkswagen fabrikası, aynı bizim Konya'nın motor fabrikası. 6,5 kilometre Aksaray tarafı, Ankara tarafı 6,5 kilometre. Ben ölçtüm, kaç sefer ölçtüm. Orada da Volkswagen fabrikasının 7 kilometreydi. İlk giden de Volkswagen fabrikasının inşaatında. Ben hep inşaata çalıştım orada. Ben oradan inşaatta
çalıştık. Oradaki durumu gördük. Volkswagen fabrikasının şeklini gördük. Aynı bizim bak şu astım. Bu astımdaki aynı orası da öyle. Öyle acı suyu var, öyle bir toprağı var ki adam fabrika kurmuş. Bilal'la dedim ki, Bilal bak, bu adam doğru söylüyor. Bu adam hiç görmedik daha. Konya'da, İzmir'de görmedik. Tanımıyorsunuz Erbakan Hoca'yı, sadece radyoda duydunuz. He, Köln Radyosu'nda haberlerde duyuyoruz. Dedik ki, bu adam doğru söylüyor. Bu adam yanlış söylemiyor, gerçekten bak. Volkswagen fabrikasının etrafı mısır tarlası, buğday tarlası. Ama fabrika günlük 24 saatte 450 araba çıkarıyor. 2 metre, 2,5 metre arayla araba çıkıyor sürekli. Ya bu adam bu tarlaların içinde, bu Volkswagen fabrikası bu şekilde gelmişse demek ki biz de bu işi yaparız dedik. Ve biz memleketimizdeki fabrika olsun, gidelim memleketimizde hizmet edelim diye mücadele ettik. Ben buradan o arkadaşla görüştükten sonra Lobar tanklarını Erbakan Hoca'nın yani ne şekilde yaptığını bana anlattı o. Evet. Ben tabii tatmin oldum. Çünkü Sabri'yi çok sevdiğim bir arkadaş. Almanya'ya izinden döndükten sonra Almanların bir şöyle bir adeti vardı. Bir susadığı zaman ona hep bira içiyor. Ben bira içmedim ha. Sakın ben hiç içki ben ağzıma koymadım. Ben içki içmedim. Şimdi onlar içerler, ben meşrubat getirirlerdi. Öyle alıştırdım. Dört Türk, dört Alman beraber çalışıyor. Ölmüşüm de o bizim ustabaşı Anoğlu diyor. Anoğlu. Ben dedim ya Erbakan Hoca dedim burada Lofan tanklarını yapmış. Bunlar nasıl bir yapmış, doğru mu, yanlış mı? Gerçek mi? Söyler misin dedim. Ah dedi, aynı böyle Alman. Rahim dedi, eğer dedi İkinci Dünya Harbi'nde elimizde olsaydı biz dünyayı fethederdik dedi. Lofan tanklarını o adam yaptı ve şu anda makamı, hala burada makamı vardır. Her gün orayı hafta 15 günde bir temizlerler dedi. Makam onun makamı, hiç içeri başkası girmez dedi. Ben daha fazla hoca itibarım daha fazlalaştı. Ve 4-5 sene doldu, ben Türkiye'ye döndüm. Çok da para getirdim ben yani. Yani bu, ben hiçbir yere gitmedim, ancak yerdim. En iyisini yerdim. Evet. Ama fuzuli para harcamazdım. Oranın bir markını var, bir markını Konstantin altına bakar gibi bakardım, Osmanlı altını gibi bakardım. Hiç harcamazdım. Mesela böyle Almanya şeyimde bu. Daha çok hikayeler. Sonra geldiniz. Geldik. Türkiye'de ne yaptınız? Almanya'da çalıştınız. Emeğinizin karşılığını aldınız, Türkiye'ye geldiniz. Şimdi Türkiye'ye geldiğimde benim ticari kafam yoktu. Bilmiyordum ben. Bir kamyon aldık, bir kamyon da aldık. Bacanak'la beraber orada ortak yaptık. Evet. 17 sene kamyonculuk yaptım. Kendiniz kullandınız. Kendim taşımacılık kullandım. Yaptınız. Benim ehliyetim vardı zaten. Kendim kullandım 17 sene. 17 de seneden sonra sattım. Aha. Sattıktan sonra dükkan açacağım dedim. Benim iki oğlum vardı. Büyük oğlan dedi ki, baba ben kamyonculuk yapayım. Oğlum bak kamyonculuk iyi bir şey olsa ben seni kamyoncu yapardım. Ama iyi bir şeydi. Ben girdim çıkamadım. Sana dükkan açacağım. Tamam baba dediler. İki oğluma dükkan açtım. Büyük Enes Metal olarak, Enes olarak başladılar. Devam ettiler. Ha, bu Enes ismini nasıl aldın dersen. Nasıl aldı efendim? Evet. Bu Enes ismini şöyle. Rahmetli Kani Allah'ım rahmet eylesin. Timurtaş Hoca'nın bende bantlar vardı. Şimdi kamyonda ne yapacaksın? Bant dinleyeceksin. Bantı koydum. Bir bantı belki 30 sebeple dinledim. Onunla şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki, niye dedi şey, dükkanların ismini Enes olarak koymuyorsunuz? Çocukların isminizi niye Enes olarak koymuyorsunuz? Sene kaçta? Sene 84, 85, 83 böyle. Bu senelerde. Ben de dedim lan hocam eğer oğlum olursa, torunum olursa ben Enes koyacağım. Dükkanın adını da Enes koyacağım. Tamam, tamam. Öyle karar verdim. Allah nasip etti. 87'de arabayı sattım, 88'de bu dükkanları açtım.
kurdunuz. Enes koydum evvela. Evet. Ondan sonra da torunum oldu. Onun adını da Enes koydum. Enes Metal böyle bugüne kadar hiç Enes'i boşlamadık. Evet. Ve hocamın sözünü de dinledik ve o şekilde devam ettik yani. Ne olacak kızım ya? Enes olsun, ne var? Enes gibi bir şey. Ama işte hani sizin orada bunu kalbinize iyi gelmiş, gönlünüze iyi gelmiş Demirtaş hocamın seslendiğinde orada hani baştan savmamışsınız, dinlediğinizi önemsemişsiniz. Belki de işte nasip oradan gelecek ya, bir dua ile gelmiş, dua ağızlı bir mübareğin sesiyle gelmiş, adı kurulmuş. Bugün de maşallah yani sizin duanız, sizin emeğinizle birlikte Enes Grup gerçekten hepimizin onur kaynağı oldu. Yani bu toprakların onur kaynağı oldu. Hani oraya bakınca şeyi görüyorsunuz ya, Almanya'daki Volkswagen fabrikasını. İşte o gün duayla başlayan bir temenni, bir hayal bugün hakikat olmuş. Ne güzel. Bak kızım, şunu hiç unutma. Bütün Müslümanlara sesleniyorum. Buyur. Beş vakit namazını bir insan kılacak. Evet. Farz olan bir namaz. Zekatını da verecek. Evet. Orucunu da tutacak. Bu farz olan bu. Ama yalan söylemeyecek. Müslüman yalan söylemez. Müslüman kesinlikle yalan söylemez. Ha, sen yalan söyledin mi? Çok daraldığım zaman söyledim, pişmanım. Çok daraldığım zaman. O da kamyonculuk döneminde oldu. Kamyonculuğu bıraktıktan sonra kimseye yalan söylemedim. Kamyonculukta ben polisler şey olmasını söyledim. Işte. He, onlara biraz yalan söyledim. Onun haricinde yalan söylemez. Bak, yalan söylemezse, yaptığın işi dürüst yaparsan, kimseyi kandırmazsan, aldığın parayı gününde verirsen, bak şunu hiç unutma. Bütün herkese söylüyorum. Söz verdiğin zaman yap kardeşim ya. Benden iki kişi senede aldı. Bak. Yaşım benim 81'in içindeyim ben. İki kişi aldı. Bir kamyon alır kanan bana ajanta benden senet aldı. Bir de şanzıman aldığımda aynı adamdan aldım. Bir de öyle senet aldı. Benden kimse senet almadı. Söz etti. Ben söz senet. Ben nasıl hala şimdi öyle bak. Kur'an kursu olarak bir şeye varayım tereddütsüz verir. Ne zaman vereceğindir? Parasız alırım ben. Para verdi mi ben rahatsız olurum, ben Kur'an kursu oldu mu? Ben rahatsız olurum, parası verecek bana. Bak iki gündür şeye dolaşıyoruz, Suriye'ye. 12 araba, tır şey gönderdik Suriye'ye. Yardım. Bir oraya Kur'an kursu yaptık, Bedir Gençlik Kur'an kursu olarak. Bir tane yaptık. Şimdi 800-900 metre tekrar Kur'an kursu yapacağız. Malzemelerin yarısını toparladım. Allah nasip ederse, vaziyetleri belki bu hafta, bu haftanın içerisinde panel, yani şu üzerine döşenen panelin yarısını aldık parasız, bir yarısını da ağa ararız. O ağayı da buldum, Allah izin verirse inşallah. O da onu alacak, alacak. Benim çocuklar da oradan aynı adamdan almış. Gideceğiz, varacağız. Bana vermiyor lan kardeşim, bana vermiyor. Kendine veriyor. Veren kendine veriyor. Ben oraya varıyorum, söylüyorum. Ben vesile oluyorum. Senin hayra teşvik ediyorum. Senin zekatına teşvik ediyorum. Verirsen ver. Vermezsen verme kardeşim. Yani zorlama yok. Ben diyorum verirsen kendine veriyorum. Vermezsen kendine ver. Ben de veriyorum. Tercih tamam. Senin. Ben Allah-u Teala bir akıl vermiş, bir irade, bir de imkan vermiş. Karar verecek olan sensin. Veren bugün, evet kefenin iç cebi yok, hiçbir şey gitmiyor. Ama kalan ne kalıyor? İyiliklerimiz, faydalarımız, nasihatlarımız, güzel sözümüz ve söylediğiniz gibi dürüstlüğümüz kalıyor. Başka hiçbir şey kalmıyor. Tabii yani şöyle, bu zenginler akıllılık yapması lazım. Bak ben torunum diye övmüyorum ben. Gerçekten ben her zaman işliyorum. Şuradaki konuştuğumu, Azeberk'e konuştuğumu, ben torunuma diyorum ki, oğlum bak, zekatını tam ver. Hayır vereceğim için ver. Hayırda zorlama yok. Ama zekatta zorlama vardır, hayırda zorlama yoktur. Rabbim hayırla bana yaklaşın diyor. Biz hayır yaparsak, hayıra, Rabbime rızasını alırız. Rızayı bari mesele bu. Evet.
Demiyor mu zaten Rabb-i Teala? Sen diyor bir adım gel, ben sana 10 adım gelirim. 10 gel, 100 gel. İşte sen bir tane verirsen onun rızası için, o zaten üstüne 10 tane veriyor. Mesela orada hani bunu söylerken söylüyoruz, dinlerken dinliyoruz. Ama yaşarken nefsimize mi yeniliyoruz? Bir yerde bir hata yapıyoruz. Hem biliyoruz ama uygularken işte o mal tatlı geliyor. Oysa tamam mal tatlı ama veren kim? Veren Allah zaten. Vermeyebilirdi, yarın da alıverir. Dener. Bak kahrinden vermesin Rabbim. Vermesin inşallah. Lütfunla versin. Lütfunla versin inşallah. Şimdi bunu hiç kimse götürecekler. Konya'mızın büyük zengine isim vermiyorum. Çok zengin arkadaşlardan ölen var. Evet. Ya ne götürdü ya? Ne kaldı? Ayağına kirli çorabı bile götüremedi be. Götüremiyorsun. Neyine güveniyorsun sen? Ben namaz kılmayana diyorum ki, ya kardeşim sen neyine güveniyorsun da namaz kılmıyorsun? Bana söyle de ben de kılmayayım diyorum ya. Ben de gidip abdest almayayım, kıymayayım. Ya bunun yolunu söyle. Bir adam abdest alıp namaz kılmazsa o adamdan hayır gelmez. Bunun çalıştığı da, yediği de, içtiği de kahrinden verir. Lütfundan o verenlerden olalım Rabbim inşallah. Ya ne yapacağım? Burası ilk tarafı senin olsa ne yarı? Bu sanayi senin olsa ne yazar? Allah'ın rızası. Eğer rızayı bari alabiliyorsan ne mutlu sana. Cennetini isteyeceksin, cemalini isteyeceksin, Rabbinden ahiretini isteyeceksin. Ya ne yapacağım ben ya? Parayla cehennemi satın alıyor. Bir şöyle düşün, parayla şu kötülüklerin hepsi parayla. Ama cennet var ya, vallahi parasız ya. Parasız ya, para falan harcamıyorsun kardeşim ya. Ne yapıyorsun? Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getirdin, Allah'ı zikrediyorsun. Önünüzü besmele çekiyorsun, ya namaz kılıyorsun, namazın abdest gibi alıyorsun, Allah'a tevekkül oluyorsun. Ya derdine ne lan arkadaş senin, derdine ne? Ben namaz kılmayanlara diyorum, senin vallahi işin rast gitmez diyorum. Bunun yanında yalanın da var senin. Namaz kılmıyorsan yalan söylersin diyorum. Namaz kılmıyorsan sahtekarlık yaparsın. Aldığını da vermezsin. Ya ben veririm. Vermezsin kardeşim. Vermezsin. Niye vermezsin? Çünkü yalan söylüyorsun. Evet. Yalan hey kötülüğün başı. Ben yalanla karşıyım. Allah korusun. Allah korusun inşallah. Şimdi Almanya'da, Köln'de, radyoda Erbakan Hoca'nın oradaki gücünü, inancını ve Türkiye'ye olan emeklerini duydunuz ve inandınız. Evet. Ama sonra karşılaştınız, tanıştınız ve dost oldunuz. Bu nasıl oldu Rahim amca? Şimdi efendim biz Dağsan'la beraber Erbakan hocam geldi diye duyduk. Dağsan'la beraber aynı arabadayız. Dağsan amca, Allah razı olsun. Geldik. Bana dedi ki Rahim abi hoca köşke gidiyordu, gidelim dedi. Dedim bir alay dedim yağdanlık var yanında. Bunlar dedim bizi içeriye koymaz dedim. Koymazlar. Ya Rahim abi neden Allah'a seninle beni içeriye koymayacaklara? Dedi hadi gidelim. Dedi gittik köşke vardık. Köşke vardık. Ben dedim ki ya köşke girdik. Köşke hiç gördün mü içeriye girdin mi oraya? İçeriye girmedim ama bilirim ha, yerini. Köşkün şöyle girdik de sonra şöyle iki kademeli şöyle yer var. Evet. Ben kapıdan girdim. Dağdan benden evvel girdi. Ben bir abdest tazeledim. Ben Dağzan'dan sonra girdim. İçeriye girdim, şöyle sağ tarafı şöyle, böyle kademeli. Evet. Çukura şöyle baktım. Benim oğlum da şöyle Erbakan Hoca'nın yakında şöyle oturmuş. Kapıdan girdim şöyle baktım. Hocayı görünce, ana dedim ben. Aynen böyle vallahi. Evet. Herkes gülüştü ama. Vardım hocamın elini öptüm. Öptükten sonra Erbakan Hocam'a dedim ki, Almanya'da gıyabından sana beyat ettim hocam dedim. Bu 69'dan beri sana hiç başkasına oy vermedim. Hep seni destekledim. Yanında da Lütfi Alman vardı ve Ali Güner vardı. Ali Güner dedi ki, hocam dedi, bu arkadaş dedi, Milli Gençlik Vakfı'na orta direğe dedi. Lütfi Alman da orada o beni tanıdı.
Hocama ben Almanya'daki durumu biraz olsun anlattım. Hoca ağladı. Yani o hiç unutmuyorum. Hocamın o günkü gözünden dökülen yaşı hiç unutmuyorum. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Hocama da çok dua ediyorum. Evet. Ve onun bu teşkilattaki böyle çalışmasından dolayı beni bu hale getirdi. Ben çok ben vakıfta çok şuurlandım. Evet. Vakıfta öyle şuurlandım, öyle hocalar dinledim, öyle sohbetler dinledim. Onlar beni çok etkiledi. Evet. Ben çok seviyordum hocam. Allah inşallah mekanı cennet olsun. Amin. Ki öyledir. Amin. Hep yani sizlerde birlikteliği, dostluğu çok fazla. Bende de bir çok kısa iki tanışıklığım var. Ama o güzelliği görünce ben de aynı şekilde o sevgiyi, o şeffaflığı görünce bir şeffaflık görüyorsunuz. Hepimizin ona ahde vefası çok, ülkemizin ona ahde vefası gerekiyor. Bizlerin bireyler olarak ahde vefası gerekiyor. O zaten hepimize, milletine, devletine, ülkesine, insanına yaşadığı her an itibaren en güzel şekilde ahde vefasını gösterdi. Mekanı cennettir. Amin. Muhakkak cennet olsun. Amin. Bizleri amin. De cennetinde onunla kavuştursun inşallah diye. İnşallah. Temenni edelim. O dostluk başladı, vakıf çalışmalarınız başladı. Siz şimdi konuşmanın bir arasında şey dediniz. Belli bir zamandan sonra kızım şey yapmaya başladım. Daha çok hani manevi çalışmalara, öbür dünyaya, ahirete çalıştım dediniz ama şimdi kamera arkasında konuşurken anlattıklarınıza da bakıyorum şöyle. Aslında yaptığınız şey hem dünyalıkmış birçoğu hem de bir taraftan geleceğe, diğer dünyaya da yatırımı yapmışsınız peşinen. İnşallah. İşte söylediğiniz gibi vakıf hizmetleriniz var. Özellikle hanımlara ya da öğrenci kızlarımıza hizmetleriniz var. Kur'an kursları o gün başlamış, bugün devam ediyor. Hatta bugüne kadar, çekim öncesine kadar hizmetleriniz devam ediyor. Yıllar boyunca bir 4 yıl dediniz, tramvay gidene kadar ben gece 12.30-1'e kadar uyumazdım. Doğru. Emanetleri yerine götürürdüm. Doğru. Eşim bana refakat ederdi. Doğru. Onunla beraber dediniz. Çok dua almışsınızdır. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimizden sizin işte duanızı alan ya da size dua eden bir sürü kıymetlimiz olacaktır. Türkiye'nin ya da dünyanın dört bir yanında size gelen dualar bugün de bu ekrandan, işte siz programımızdan inşallah bir kez daha gelecek. Oluyor mu böyle arada hatırlayıp sizi dönenler oluyordur mutlaka? Şimdi benim Karatar Belediye Başkanı şu andaki Hasan. Evet. Bizim Milli Gençlik Vakfı'nın benim gezilere götürdüğüm talebelerden. Vakıf Karatay Belediyesi'nde bu tür arkadaşlardan, yani imarda olan, sağda solda olan, yani aşağı yukarı vakıftaki olan arkadaşlardan, ben şeye, belediyeye işim düşmüyor. Ben neye gideyim, Hasan'a kebi neye rahatsız edeyim. Gönüller bir olsun, gönlümüzle beraber. Girdiğim zaman var ya, odur Rahim amca hoş geldin, odur Rahim amca hoş geldin. Çokları elimi öpüyor, bayağı hemen hemen herkes elimi öpüyor. Tanıyorlar, orada. Evet. Tabii oradaki tanıdık arkadaşlarımız var, tanımadığımız arkadaşlar var. Mesela İstanbul'dan arayan arkadaşlar var. Mesela bugün Diyanet İşleri Başkanı, ikinci başkan bizim talebelerden. Onu ben arıyorum. Bir de şöyle söyleyeyim, tıpta o çocuğun ismi neydi ya, çocuk doktoru olmuş, cerrahı olmuş, ara ara onunla görüşüyoruz. Yani bazı yolda, geçenlerde, yani şu bir hafta olmadı, bir tanesi karşıma, Rahim amca nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim diyor. Ya tanıyamadım, ne bileyim oğlum, senin değil ufak çocukluğumu biliyorum, ya da direkanlı. Ya Rahim amca şöyle beraberdik, şurada şöyle beni götürdün, şöyle. Ha ondan sonra aklım başıma geliyor, doğru diyorum. Ha böyle tanıtıyorlar. Şimdi o günkü 92'deki, 98'deki, 95'deki götürdüm talebeler. Şimdi 3 tane çocuğu olmuş. Kızlardan hakeza 3-4 çocuğu olmuş. Mesela Çanakkale'de oradan telefonla bir kız çocuğuyla ararak konuşuyoruz. Rahim amca hakkını helal et. Sen bize çok hizmet ettin. Kızım ne hizmet etmeyelim ya? Ne vardı o günkü
Durum öyleydi, hizmet öyleydi. Öyle bak, bir tane sana şey anlatayım. Bir gün geziye gittik. Karadeniz gezisini yaptık. Karadeniz'e 5-6 sefer gittim. Türkiye'de gezilecek yerlerin hemen hemen her tarafını gezdim. Sabah namazına Süleyman Şen öldü, Mehmet Şen'in abisi. Onunla beraberdik. Ben camiden geldik, ya Süleyman ben de şeyde aşağıda yatacağım dedim. Orada bizim kavuşumuz, şeyimiz vardı. Oraya yattım. Kapı kapandı mı içeriden açamam. Ben ayakkabıyı kıstırdım. Yattım, uyumuşuz namazdan sonra. Tabii çocuklar, kızlar giyinmişler, hazırlanmışlar, geldi. Şey kıyadalı olunca sesi duydum ben. Dedim ki hanımız, şu kafa asıl dedim, kapak zor açılıyor. Açtım, baktı şöyle, ya cihat bu olur dedi ya. Rahim amca, niye burada yatıyorsun? Ya ben burada daha rahat yatıyorum. Kavşığımız var, yastığımız var, battaniyemiz var. Olmaz dedi. Ya kızım bak bu şöyle olur böyle, ona biraz şey ettim. Böyle bir çocuklar. O otobüste gezilerden ne aldınız diye ondan da sorduk. Mikrofonu eline verdim. Bunu söyledi kızım. Benim nefsime hoş geleni söylemedim ya. Benim nefsime hoş geleni hiç hoşuma gitmiyor. Riyadan esirgesin Rabbim. Ama o da bir örnek. Şimdi orada bulunanlara, sonrasında birlikte olacak olanlara bir örnek, yaşanmış bir örnek. Yani siz zaten kendi gönlünüze Allah'ın rızasını öncelik olarak nakşetmişsiniz. O yüzden Rabbim zaten sizi işte en özen gösterdiğiniz şeylerden riyada dahili korumuştur zaten. Allah sizden razı olsun. Şimdi... bu dönem mesela Hasan Kılıç Başkanım'dan bahsettik ama önceki dönemde de yine Büyükşehir olsun, Mustafa Özkafa Başkanım olsun, Mehmet Şen Başkanı olsun ve diğerleri. O zaman da hem birlikte çalıştınız hem herkese de büyüklük ettiniz değil mi? Onlarla da dostluklarınız var. Mustafa Özkafa'yla hiç diyaloğumuz kesilmedi. Evet. Her mübarek gecelerde, hatta bunda ben erken davrandım. Telefon açtım, Rahim amca sen daha erken davrandın dedi. Özkafa'yı çok severim. Evet. Babasıyla dostumdu. Babasıyla beraber çok beraber. Daha sonra ben üçümüz cuma günleri ben hocayı alırdım minibüsle. Hocayla beraber cumayı kılardık. Cumayla yemek yemeye giderdik. Yemeği yedikten sonra hoca kimseye para verdirmezdi. En son ölmeden bir hafta evvelisi yine beraber İnegöl köftesinde gittik, beraberydik. Hocanın haberi yok, ona parasını ben vermiştim. Neyse, garsonu çağırdı, kaç para? Para ödeyin de dedi. Mahmut sen mi ödedin de? He dedim. Hocam bir de bizden olsun dedim. Ya yapma, yanlış yapıyorsun dedi. Dedim hocam ne olacak ya? Bu sefer de bizim ekmeğimiz insin dedim. Öylelikse Özkafa'nın ben kapısını çakmadan girerdim. Özkafa'yla çok samimiyiz, birbirimizi çok seviyoruz. Mehmet Şen de olsun, Lütfi Yalman olsun. Lütfi Yalman abi. Ya bu arkadaşlarla, Mustafa Şen olsun. Bu arkadaşlarla ben çok zaman geçirdim. Bak mesela geçen iki gün evvelisi, Mustafa, dün mü belki gün mü, Mustafa Şen, benim bir arkadaşla gördüm, o da yanındaymış. Benden telefon aldı, bir mevzuyu konuştuk. Hoş beş ettik, plan yere git dedi, tamam dedim. Mustafa Şen'le telefonla görüştük yani. O benim hatırımı sordu, ben onun hatırını sordum. Ya dünya bana dar mı gelecek ya? Ne olacak ya? Yani benim arkadaşım, dostum. Ben bu saydığım arkadaşla cennette beraber olmayı istiyorum İnşallah. Ya. İnşallah. Cemalini, cennetini istiyorum Rabbim'den. Başka bir şey değil ya. Böyle böyle kızım işte Allah nasip ederse inşallah. Bak Vesel Karanı Kurası'nda 94 dahil 20 sene, 23 sene hizmet ettim ben orada. Allah kabul eylesin inşallah. Burasını güzelleştirdim. Ağaçlar ektim, şeftaliler ektim, elmalar ektim, kirazlar ektim. Yani kayısılar ektim. Yüzme havuz yaptım, yüzme havuzu yaptım. Kızlar orada yüzüyordu. Üstünü kapattım, yanları kapattım. Oraya üç tane kuyu kurdurdum. Yani işinin tadilatını, kesimhane yaptım orada. Şu anda kesimhane aynı Konelt'in kesimhanesi gibi. Tertemiz, düzenli.
devirmesi var, şey etmesi var. Bir hamlede 25 tane sığır birden kesecek yerimiz var. Evet. Yani öyle o kadar güzel yer yaptık. Hani kesimhaneden sonra iki tane böyle ağır yaptık. Bir ay kullanmak şartıyla, bir aydan sonra fazla kullanmıyoruz. O şekilde yani 23.500 metre Serdar'dan, Serdar'ın başkanından da orayı, oradan bir yer satın aldık. Vakıf yerini vakıf aldık. 1500 ağaç ektik. Para vermedik, öyle yok. Mis gibi bahçe oldu, cennet bahçesi gibi. Kenarına tel çektik, kuyu vurdurdum 163 metre. Damlamasını yaptım, vallahi bir elmalar olur. Oh, aman Allah'ım ya Rabbi. O elimize gezede isek şimdi. İnşallah, nasip olur çok, belki gideriz olduğunda çok birlikte. Çok güzel elmalar yetiştirdik. Beraber yeriz. Onda dedik, gel malum, sen anneye ayına 1000 lira ver, filan dedik 1000 lira ver. Biz kendimiz de yaptık, bak. Bir de şu var, evet. Kendin vermezsen başkası vermez. İsteyemezsin bile. Ha. Sen vermiyorsan... Kendimiz vereceğiz, ondan sonra bak geçenlerde Suriye için dolaştık. Evet. Götürdüm, ben yani 3-5 biriktir dedim. Verdim dedim ki şunu al. Evet. Kendim verirsem ben başkasından rahatlıkla isterim dedim. Verdik, geçtik, gittik. Annemin, babamın, kardeşim, kendimizin hayrına. Şeyde, verirsem verecek. Evet. Anne baba demişken aklıma geldi. Şimdi kaç tane torun var? Nasıl? Kaç torununuz oldu şimdi? Saymak lazım ama geçen saydım şöyle bir hanımın yanında beraber. 38-39 tane torun var. Maşallah. Allah hepsine hayırlı ömürler versin. Torundan şimdi, torun var. Benim. Torundan torun var değil mi? Evet. Torundan mesela bunun iki oğlu var. Hı-hı. Şu gelenin iki oğlu var. Rahim'in iki tane oğlu. Allah bağışlasın. Onlarla aranız nasıl? Torunlarla, torunların torunlarıyla aranız nasıl? Bak benim oğlanlarımdan 5 tane gelin var. Maşallah. 5 tane gelin hilaf falan diye geldiği zaman dede nasılsın, iyi misin, hal ve hatır sorar. Ben de onlara sorarım. Ha, böyle bir kaynaşma yaparız ki. Ondan sonra torunlarımız gelir. Ben hanım telefonu açar, aman torunlar geldi, kaç tane şu. 10 tane çikolata alırım, bunları şöyle tutarım, hop, hop sektere, onlara veririm, kucaklarım, severim, severim, hepsini severim. Hepsini değil mi? Hiç onlar da var. Çok şanslılar, sizin gibi bir büyükleri var elhamdülillah, bizim gibi. Konya çok şanslı, sizin gibi bir büyüğümüz var. Türkiye'de, dünyada ulaştığınız, dünden bugüne o tohum attığınız, çiçek olan, fidan olan, çınar olan, bir sürü göze, dua olan, çok güzel emekleriniz var ama tabii ailede bambaşka. Onlar da çok şanslılar. Sizin şimdi, gibi bir büyükleri var. Ailemi ben ihmal etmedim ama şeyde vakıfı da ihmal etmedim ben. Evet. Ne İkisini zaman bir çağırdılar? Arada yürüttünüz. Tabii. Evet. Ne zaman çağırdılar? Evi terk ettim ben. Ne zaman çağırdılar? Evi terk ettim. Hatta bir gün şöyle demiş. Benim başkaları söyledi. Lütfi Anman demiş ki o zaman 1000 lira falan çok paraydı. Evet. Ben 92 diyorum, 92-93. Ya 1000 lira maaş versek Rahim amca böyle çalışma dedi. Ben hiç maaş almadım ha. Hah, onu da söyleyelim efendim. Ben hiç para almadım. 33 sene ben 5 kuruş para almadım. Hepsi ben gönüllü. Ben Allah'ın rızası. Ben buradan alırım zekat, hayır. Çocuklardan alırım. Kendimizden alırız, ayırırız. Yani ben tabii çok zengin bir adam değilim. Tabii benim gönlüm çok zengin. En büyük zengin. Bir de şu dükkan kiralarımdan alıyorum. Efendime söylüyorum, maaşımı alıyorum kısmını söylemiyorum. Evet. Yani alıyorum. Allah yani. Kabul etsin. Bana yeter, bana 1000 lira yeter. Evet. Bana 1000 lira. Benim evime de, evim kira diye, bir şey de, hiçbir şey de. 1000 liralık ben alışveriş yaptım. Oh. Allah zaten bereketini fazlasıyla veriyordur. Dünya yeter. Şimdi hiç dediniz yani ailemi de ihmal etmedim, vakfı da, diğer çalışmaları da. İş dünyası, aile, vakıf ve hizmetler ve siyasi hayat bir taraftan da dördüne birden koşturdunuz. Bu... şunu gerektirir, ciddi bir güç gerektirir. Hem fiziki güç gerektirir, hem zihnen güç gerektirir. Bunun sırrı ne? Bu gücün sırrı ne?
Kızım ben hiç yoruldum demedim ben. Maşallah. Ben yoruldum işte hala bile bak şimdi erkek Kur'an kursu yapacağız. Evet. 1000 metreye oturacak. Erkek Kur'an kursu yapacağız. Yarına cami yapacağız. Orada alim yetiştireceğiz. Ben bugüne İnşallah. Kadar hep kızlarla ilgilendim. 33 sene kızlarla ilgilendim. Erkek Kur'an hafız yetiştireceğiz. Minberi mirabı bilecek. Hafız yetişecek. Tabii bu da ananın babanın da çok rolü var. Ana baba çocuğunu, yavrum kuzum, aman ne dediler? Yediğini sormayacak, ne okuduğunu soracak. Çocuğa diyecek ki, oğlum ne belledin? Ne kızım ne belledin? Evet. Bellediklerini, ya Fatiha suresini bilmene rağmen, ya ben Fatiha'da bir yanlışım var, bir oku da dinleyeyim diyecek, misal söylüyorum. Yani okuduklarım bana bir anlat ki, benim yanlışımı düzelt diyecek. Baba ana yediğini soruyor, yattığını soruyor, lan mübarek adam. Vallahi evinde yiyemez bak, yemin ediyorum. Evinde, bizim Kur'an kursundaki yediğini vallahi evinde yiyemez. Yiyemez ya çocuklar. Her şey hazır, mis bak, gibi. Bak kızım açık büfe. Ne istersen var. Sucuğu var mı? Kaç gün sucuk yiyorsun ya? Bastırması var, sucuğu var. Ya ne saymayla falan bitmez vallahi. Meyvanın her çeşidi var. Allah kabul etsin. Ha, sen bunu yiyor, sen onu sorma onu. Çocuğun okuduğunu soracaksın. Ne anasını okudun, ne yaptın, neler belledin. Bana da öğret de, ben de belleyeyim, senden belleyeyim. Sen benim hocam ol. Böyle diyecek kardeşim. Demiyor ki ya, yediğin anasını söylüyor, yattığı yeri soruyor. Lan arkadaş bırak bunu yattığı yeri. Çocuğun bellediğini söyleyeceksin. Aman amanla bu iş olmaz. Güçlü ve dirayetli olması lazım. Tabii. İşte siz de bu anlayışı yaşayan bir örnek olarak bu zamanda dünden bugüne hiç vazgeçmedim. Ne dediniz? Hiç yoruldum demedim. Öf demedim dediniz. Demedim. Bu gücü canlı olarak bize gösteriyorsunuz. Bizler de şimdi hani açık yüreklilikle söyleyelim. 2 gün fazla çalışsak, 2 gün yorulsak, 3. gün eyvah yorulduk nasıl dinleneceğiz diye bakıyoruz böyle. Oysa insan bir şeyi inanarak, severek, gönülden yaptığında yorulmuyor da değil mi? Bak eğer bir hocalara da bunu söyledim ben. Toplantı yaptık hocalara dedim ki, bak kızım. Eğer saate bakarsan bu çocukları hafız yetiştiremezsin. Evet. Saate bakmayacaksın. Allah'ın rızasına bakacaksın. Saatine bu iş yürümez. Bak biz 3 kişiyiz burada. Evet. 3 kişiydik. Dedik ki ya bu adam da maaş almaz. Ben de maaş almam, bu arkadaşım da maaş almaz. Yıllardır beri biz böyle çalışıyoruz. Biz neye çalışıyoruz? Allah'ın rızasına çalışıyoruz. Neye çalışıyoruz? Cemalini, cennetini istiyoruz ya. Ya yapmayın, itmeyin. O da gücünü veriyor işte. Ha, o da Rahim amca bir saatinde de çocukların işte nasıl hafız yapacağımızı, nasıl yanlışlarını düzelteceğimizi uğraşıyoruz da. Sağ olun kızım, Allah sizden razı olsun dedim. Hocalara da teşekkür ettim. Şey ettim bak. Veysel Karani Yayla Fina Şifa. Biz tabii ben 3-4 sene oldu orayı bıraktım. Bir arkadaşımın kalleşliğinin yüzünden bıraktım. 20 canım sene sıkıldı, bir bıraktım. Arkadaşına arkadaşlık yapacak. Bir şeyde celse de beni silemez. 23 sene ben onun en kötü gününde, en varlıklı gününde ben beraber oldum. Ben isim vermiyorum. Şimdi ben Bedir Gençlik Hasan Hüseyin Bişer'in yanına geldim. Beraber çalışalım dedim. O bir ara burada başkanlık yaptıydı hafızlara, oralara iş girmeyelim. Ben onunla beraber çalışıyorum. Bak bir tane sıfırdan Kur'an kursu yaptım ben. 10 ayda yaptım, 10 aydan 4 kat. Maşallah. Bodrumla beraber 5 kat, çatısıyla beraber 5. kat. Ve şu anda tabii Diyanet kısıklamaya veriyor, Diyanet'e bağlıyız biz. Kısıklamaya varıyor. Yarısını mesela 150 kapasitesini 75 diyor. Biz şu anda 200 kapasiteli oraya, 100'e yakın kız çocuğu var, hafızlığa çalışıyor. Geçen hafta 8 tanesi hafız oldu. Şimdi hafızlar tekrar ikinci bir imtihana da bir daha hazırlık yapıyoruz. Ve bir tane arkadaşımız 8 tane daireyi bağışladı. 8 dairede Yaşar Gönüller diye Kur'an kursu ismini koyduk, soyadını. Orada da hafızı yetiştiriyor. Yani eğer ki
bizi kısıklamasalar, yani Diyanet öyle diyor bu virüsten dolayı. O şekilde söyle, biz de o şekilde yapıyoruz. Sağlıklı bak, anladım. Biz Kur'an ve sünnete göre yapıyoruz. Allah'ın nizamını yeryüzüne hakim kılmak için uğraşıyoruz. Hafız yetiştiriyoruz. Hafız olduktan sonra anası babası, kendisi öyle ya, ben hafızı yetiştirdim, evine gitti. Anası babası ilgilenecek. Anası babası ilgilenecek. Biz bunlara hizmet için uğraşıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben dedim ki Diyanet'e bağla. Diyanet yanlış yapıyorsa biz de yanlış yapıyoruz. Diyanet doğru yapıyorsa biz de doğru yapıyoruz. Ha, sen de eğer Diyanet yanlış yapıyorsa yanlış yaparsın. Doğru. Ya bizim diyor programımıza uymaz. Kardeşim senin programın ne? Kur'an ve sünnet değil mi ya? Evet. Kur'an ve sünnete bağlıyız biz. Allah'ın nizamına bağlıyız. Allah'ın nizamını yeryüzüne hakim kılmak için mücadele eden adamız biz. Sen de böyle yap diyorum. Bizim programımıza uymaz. Ay senin programın. Böyle değil kızım. Bak biz Rıza-i Barik için uğraşacağız. Bugün televizyonda aynı, ben 42 seviyorum. Evet. 42'de çok haberlerle hoşuma gidiyor. İzliyorsunuz bizi. İzliyorum ben. Çok İzliyorum. Teşekkür ederiz. Ağırlıkta PKK'yı çok söylüyor Kanal A. PKK'yı çok seyrediyorum. Ama benim gönlüm burada. Evet. Ben 42 dinliyorum. Bu Adnan Hoca'yı çok dinliyorum. Adnan bir tane. Evet, Adnan Özkafa Hocam. Aa, çok. Evet. Bugün dün Perşembe'ydi, bak unuttuk ya. Dün bakacaktım, unuttum. Olsun, bir dahaki Perşembe'ye nasip olur inşallah. İnşallah. Selam olsun buradan da kıymetli hocama, Sayın Adnan Özkafa'ya da. Sağ olsun. Başka mesela sabah programlarımız falan var, onları da izliyorsunuz. Ben hatırlıyorum, sabah haberlerini izliyorsunuz. Ara ara fırsat buldukça bayağı bir bizim programlarımıza aşinasınız. Senin programı seyrediyorum. Evet, evet. Eyvallah. Şimdi bizim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz birlikte. İnşallah. Sizinle sohbetimizin bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Çok kıymetli bir sohbetti. Öncelikle tekrar efendim bizi kabul ettiğiniz, kıymetli zamanınızdan bize ayırdığınız, tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için buradaki tüm arkadaşlarım, sevgili Belgin, sevgili Emre ve kendi adıma ve kanalım adına, tüm yönetim adına çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle olarak. Allah razı olsun sizden. Allah sizden razı olsun bu programı yaptığımız için inşallah. Kadar. İnşallah. İnşallah. Ve biz sizden ya programın sonuna doğru hem kendimize hem izleyen tüm izleyicilerimize sözleriniz neler olur onu almak istiyoruz. Nasihatlarınızı almak istiyoruz efendim. Şimdi benim tek bir amacım var. Ben dünyayı arkama attım. Bakma sen burada oturduğumuza. Biz temel atsak beni burada bulamazsın. Ben 2 gündür zaten burada yoğurdum. Evet. Program için geldim buraya. Teşekkür ederiz. Şöyle söyleyeyim, yani Kur'an ve sünnete bağlılığı, 5 vakit namaz, yalan söylemeyecek, dosdoğru olacak, kimsenin gıybetini yapmayacak ve şöyle söyleyeyim, yani Allah'ın nizamını yeryüzüne hakim kılmak için mücadele edecek. Başka bir şey yok ya. Bu kadar. Ha, bu kadar. Ne yapacağız yani? İşte geldik, işte gidiyor. Bak, Konya'nın en büyük zenginlerine ben isim vermiyorum. Öldü kardeşim, öldü. Herkes. Biz de öleceğiz. Benim çok arkadaşlarım öldü. Benim çok, benden çok ufak olan arkadaşlarım öldü. Ama bizim saatimiz iyi, bir sıkıntım yok. Şu anda iyiyiz. Benim hanımım da iyi. 78 yaşına girdi. Maşallah. Bila bila söylemiyorum. Geçen doktora gittim. Doktor maşallah ya, sende hiçbir şey yok diyor. Allah sizi birbirinizden eksik etmesin inşallah. 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 Ona kızım. Da çok selamlarımızı, hürmetlerimizi iletin inşallah. İnşallah kızım. İnşallah. Onun da duasını rica i̇nşallah, ederiz. İnşallah. İnşallah. Allah nazim. Dualarınızla bizi unutmayın. Hatırlayın, ben rica şöyle ederim. Dua ederim. Arkadaşlarıma, komşularıma, bütün bu hizmet eden arkadaşlarımıza, dünyadaki bütün Müslümanlara birliğini ve beraberliği, memleketimizde Müslümanların birlik ve beraberliğini, Rabbimin rızasını kazanmak için mücadele edelim diye dua ediyorum. Ya Rabbi sonumuzu hayırlayla, Ya Rabbi sonumuzu hayırlayla, sonumuzu hayırlayla. Cemalini, cennetini istiyoruz. Başka bir şey istemez. Ne yapacağım? İşte geldik, işte gidiyoruz.
Benim yaşım 81, görmediğim şey kalmadı. Ben yokluğu da gördüm, ortayı da gördüm, gurbeti de gördüm. Çok şey, sıkıntılar gördüm ben. Ama hiç kimseye muhtaç olmadım. Çalıştım, gidim. Dost doğru yürüdüm. Dost doğru da gidiyorum şu anda da. Allah izin verse. Gücü en muhteşem olan, gücü sonsuz olan Allahü Teala'nın gücünü yanınıza almışsınız, i̇nşallah, gönlünüze almışsınız. İnşallah. Onun size verdiği güçle bu hayat i̇nşallah, yolculuğunu inşallah. Sürdürmüşsünüz. İnşallah daim olsun. Amin. Bizden, amin. Bu güzel aileden, amin. Enes amin. Grup ailesinden, Konya'mızdan, dünyamızdan eksik olmayın, başımızdan eksik olmayın amin. Dileriz cümleler. Biz de inşallah. Bu bütün Konya'nın halkına selam ediyorum. Ya Allah nasip ederse işte çocuklarını Kur'an ve sünneti kalplerine oturtsun. Başka bir şey istemiyorum yani. İşte geldik, işte gidiyoruz. Her tarafı sene o sene yapacağım. Ben şurayı var ya Almanya'da görüyordum, Almanya'da. Ben buna falan gururlanmıyorum ha. Vallahi gururlanmam, billahi gururlanmam. Ben bunlara falan gururlanmıyorum. Ama yapabileceğimizi, yani orada yıllar önce olanı, bugün burada yapabileceğimizi, bizim buna gücümüzün olduğunu, bunun için çalışıp dürüst olmak gerekli, bunu öğrendik işte. O kadar. Eğer bak dürüst ol, yalan söyleme, Allah'ın nizamını yerine hakim kılmak için mücadele et, aşamayacağın dağ yok. Allah neler veriyor. Neler verir, neler verir. Bu dünyalık. Dünyalık mı? Ne olacağım ben bunu? Ahiretin zenginliğini var Rabbim. Bana iman zenginliği, ahiret zenginliği, son nefesimiz, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getirmeyi bizlere nasip etsin. Amin, inşallah. Rabbim kendinden ayırmasın bizi. Rabbim kendinden ayırmasın. Cemalini, cennetini istiyoruz. Boş ver dünya diyeyim ya. Aman. İşte geldik, işte gidiyoruz. Gidiyorum çeşme-i siyahım. İşte gidiyorum çeşme-i siyahım. Önümüze dağlar sıralansa da sıralansa da. Çok teşekkür ederiz. Şey Allah var. Sizden razı olsun. Senden de razı olsun. Bu çekim yapan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah sonsuz razı olsun. İmandan, Kur'an'dan ayırmasın. Cennetini, cemalini nasip etsin inşallah. Hayırlara vesile olur inşallah, bu programımız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bizim dinlerken gönlümüze, kulaklarımıza, zihnimize pek bir hoş gelen, doyamadığımız güzel sohbetimizin, kıymetli sohbetin sonuna geldik. Yani bölümümüzün sonuna geldik. Bu hafta işte siz programımızda Enes Grup Metal'in kıymetli ismi, onursal başkanı, kıymetli büyüğümüz, gönül insanı, hizmet ehli, iyiliğe doymayan, Allah rızası yolunda koşan, gönlünü Rabbin yoluna ve yolculuğuna adamış olan Sayın Rahim Küçük Topal Beyefendi'ye, kıymetli büyüğümüze konuk olduk. Sizlerle birlikte. Dualarını aldık. Güzel dilek ve temennilerini aldık. Biz de diliyoruz, temenni ediyoruz ki yeni bölümümüzde yeniden sizlerle buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın, hoşgörüyle kalın efendim.